biz kurulduğunda Ankara Orta Anadolu'da adeta kasaba görünümünde sadece 40 bin nüfusu olan bir şehirdi. Başkent olmasının ardından geçen 90 yıl içinde Ankara'nın nüfusu ne oldu? 40 binden 5 milyona yaklaştı. Yani tam 112 buçuk kat arttı. Orta Anadolu'da mütevazi bir şehir olan Ankara 90 yıl içinde Türkiye'nin modern başkenti bir Avrupa kenti bir dünya merkezine dönüştü. Şunu üzülerek ifade etmek durumundayım. Ankara Cumhuriyetimizin ilk yıllarında kale ve etrafındaki yerleşimlerden oluşuyordu. Hemen şu yakındaki istasyon dahil bu töreni yaptığımız meydan dahil tamamen boş bir araziydi. Ne yazık ki Ankara ilk yıllardaki çabaların aksine planlı olarak büyümedi. Planlı bir şehir olmadı. Şehir merkezi çok dağınık bir şekilde çirkin yapılarla çirkin binalarla işgal edilirken şehrin etrafına da çok sayıda gece kondu inşa edildi. Sıfırdan kurulan bir şehir olarak Ankara için düzgün planlar yapılmış olsaydı, bu planlara uyulmuş olsaydı Ankara bugün çok daha yaşanabilir mimarisiyle, şehirciliğiyle de dünyada örnek bir başkent olacaktı. Ama biz Asla umutsuz değiliz. Asla böyle gelmiş, böyle gider demiyoruz. Yerel yönetimlerdeki tecrübemizi Türkiye'deki diğer siyasi partilerin yerel yöneticilerinin tecrübeleriyle de mukayese etmiyoruz. Çünkü hepsinin çok çok önündeyiz. Birikimlerimizi başta Ankara, İstanbul gibi şehirlerimizde Gaziantep gibi şehirlerimizde buna benzer Samsun gibi şehirlerimizde Sakarya gibi şehirlerimizde her geçen gün yaygınlaştırarak devam ettiriyoruz. Değerli kardeşlerim bu şehirlerimizin çehreleri değişti. Bakınız havalimanından şehir merkezine gelirken şehrin girişi gerçekten iç karartıcı bir manzara içindeydi. Çok eskiye gitmeyin. 10 yıl önce. 10 yıl önce havalimanından buraya gelirken o havalimanı neydi? Yol neydi? Bugün havalimanı ne? Yol ne? Sevgili kardeşlerim, laf ola beri gele yok. Öyle mi? Her zaman söylüyorum. Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri. Biz eserlerle konuşuyoruz. Fazla lafı acet yok. Eser ortada. Hizmet götürmenin, altyapı yatırımı yapmanın, son derece zor oldu. Yaşamın sağlıksız ve tehlikeli şekilde ilerlediği, manzaranın da olumsuzluk arz ettiği bir şehir görüntüsü vardı. Nerede? Ankara'da. Şu anda bu bölge dünyanın en modern, en sağlıklı yaşam alanını ve şehir manzarasını barındırıyor. Bu dönüşümü sadece Havalimanı yolu üzerinde yapmadık. Mamak'tan Keçiören'e, Altındağ'dan Yeni Mahalle'ye kadar gecekondulaşmanın, çarpık kentleşmenin sağlıksız alt ve üst yapının olduğu her ilçede çok büyük dönüşümler gerçekleştirdik. Ayrıca bu dönüşümü sadece Ankara'da değil, 81 vilayetimizin tamamında yaptık ve yapıyoruz. Kararlıyız. Yapacağız. Yani burada önümüz kesilmek isteniyor ama durmak yok. Yola devam. Devam edeceğiz. Niye? E biz diyoruz ki benim insanım, benim vatandaşım daha güzel yerlerde niye yaşamasın? Öyle mi? Affedersiniz kanalizasyonların aktığı yerlerde niye yaşasın benim Ayşe ablam, Hatça ablam, Fatma ablam neden öyle olsun? Ahmet'im, Mehmet'im, Hasan'ım, Hüseyin'im niçin oralarda yaşasın? Hakkı değil mi? Modern kentlerde yaşamak, modern beldelerde yaşamak onun hakkı değil mi? Hakkı. İşte biz bunun mücadelesini veriyoruz. Onun için yerel yönetim deyince AK Parti belediyeleri akra geliyor. Şu ana kadar 46 ilde 87 bin 628 konutumun dönüşümüne başladık. Yani yıkıyoruz, yenilerini yapıyoruz. Yıl sonunda bu sayı 150 bine oluşacak. 2014 sonunda da 400 bin rakamına ulaşacağız. Vatandaşımızla kurduğumuz sağlam iletişim sayesinde hiçbir hak ihlaline mal vermeden... Kimseyi mağdur etmeden bu süreci ilerleteceğiz. Ne yapıyoruz? Kendileriyle konuşuyoruz, anlaşıyoruz. Diyoruz ki, bak, iki yıl içerisinde biz sana burayı teslim edeceğiz. Bu süre içerisinde al kira, kiraya çıkıyorsun, kirada otur. Yok, bana şu anda bir ev verin. O zaman biz elimizdeki evlerden size ev veriyoruz. Bunları yapıyoruz ve. 2 yılın sonunda veya üç yılın sonunda size ben oturduğum yerde kalmak istiyorum diyorsanız orada yapılan konutlara tekrar gelip yerleşiyorsunuz. Ve böylece modernleşmenin, modern kentleşmenin adımlarını dağıtmış oluyoruz. Bir yandan ilçelerimizi, mahallelerimizi, sokaklarımızı yeniden kurarken, yeniden inşa ederken, insanımızın ihtiyaç duyduğu büyük altyapı yatırımlarını da kararlılıkla gerçekleştiriyoruz. Sosyal donatı alanlarıyla, yeşil alanlarıyla bu adımları atıyoruz. İşte bugün Ankara'da, Ankara'ya nefes aldıracak, Ankara'da trafiği rahatlatacak, Ankara'da ulaşımı daha da kolaylaştıracak çok önemli projelerin resmi açılışını yapıyoruz. Ankara Büyükşehir Belediye'miz buradan Etimeskut Zırhlı birliklere kadar 14 kilometrelik yeni bir yolu bitirdi. Tamamladı ve bugün hizmete açıyoruz. Bu yol hem Eskişehir yolunun hem İstanbul yolunun yoğunluklarını alacak ve bu yollarımızı rahatlatacak. Bu yeni yolun inşası sırasında bunlar çok önemli. İki viyadük, 19 kilometrelik yan yol ve 17 tane alt ve üst geçit de tamamladı. Tamamlandı. Ve bunları da bugün hizmete açıyoruz. Bu arada Büyükşehir Belediye Başkanımıza Melih Bey ve ekibine huzurlarınızda şahsım Ankaralılar tüm milletim adına teşekkür ediyorum. Zira Ankara sadece 14 kilometrelik bir yol kazanmakla kalmadı. Bu yolla birlikte 60 bin yeni ağaç ve yol kenarında refüjlerde 3 milyon çalı da kazanmış oldu. Ey geziciler! 10 tane ağaçla başladınız değil mi? Acaba hayatta bir yere bir tane ağaç diktiniz mi be? Hadi buyurun. Her tarafta biz ağaçlar dikiyoruz. Yeşille ülkemizi ve insanımızı buluşturuyoruz. Acaba ey ana muhalefetin temsilcileri siz nerede neyi dikiyorsunuz? Dedikodudan başka, iftiradan başka bu güzelim insanlarımızın arasına Nifak tohumları ekmekten başka ne yapıyorsunuz, kardeşlerim? Az önce belediye başkanımız da söyledi. Bu yol inşaatı ile birlikte 100 bin adet gül dikildi, 600 bin metrekare alan çimlendirildi. Yani Ankara trafiği çok rahatlatacak bir yolun yanında önemli bir miktarda da. Yeşil alan kazandı. Şu rakamlara özellikle dikkatlerinizi çekmek istiyorum. 19 yıl önce Ankara'da kişi başına düşen yeşil alan miktarı neydi? 2 metrekare. Şimdi ne oldu biliyor musunuz? 19 metrekare. Düz olsun söyleyeyim. Yani 1'e 8 artmış oldu. Kardeşlerim, nüfus sabit kalsaydı kişi başına düşen yeşil miktarı ne olacaktı biliyor musunuz? 38 metrekareye kadar çıkacaktı. Yani Ankara sadece binalarla, sadece konutlarla, sadece yollarla, sanayi bölgeleriyle değil, aynı zamanda yeşil alanlarıyla, parklarıyla, dinlenme alanlarıyla da büyüyor. Dünyada örnek bir şehir oluyor. Ankara'ya söz verdiğimiz temalı park ve büyük hayvanat bahçesinin yapım çalışmaları da hızla devam ediyor. İnşallah önümüzdeki yıla kadar dünyanın en önemli, en büyük temalı parklarından birini, en büyük hayvanat bahçelerinden birini de Ankara'ya kazandırmış olacağız. Hayırlı olsun diyorum. Kardeşlerim, yine Ulaştırma Bakanlığımız tarafından Yapımı devam eden metrolar da hızla ilerliyor. Hızla ilerliyor. Birkaç ay içinde inşaatı devam eden metrolarımız hakkında da müjdelerimizi açıklayacağız. Önümüzdeki haftalar içerisinde şöyle bir kendimle gidip gezeceğim ve ondan sonra kısa bir zaman içerisinde de sizlere müjdelerimizi vereceğiz. Sevgili Ankaralılar, biz hükümetimizle yerel yönetimlerimizde söz değil iş üretiyoruz. Eser üretiyoruz. Biz sanal gündemlerle ülkenin enerjisini heba etmiyor. Hayalleri hedefe, hedefleri gerçeğe dönüştürüyoruz. Bakın gittiğimiz her şehirde 81 vilayetimizde toplu açılış törenleri yapıyoruz. Bir tek açılışla değil. 10, 20, 30, 40, 50 bu tür toplu açılışlar yapıyoruz. Niye? Bu millete bu yakışır da onun için. Bu yakış. Çünkü yıllar yılı bizi laflarla oyaladılar. Hamdolsun. Bakın şimdi İstanbul'dan çıkıyorsun arabanla yola. Otoyolda ...ta Ankara... ...durmak var mı? ...yok... ...biliyorsun hızlı trene... ...inşallah... ...29 Ekim'den... ...sonra... ...İstanbul'dan hızlı tren... ...ta Ankara... İnşallah Eskişehir İstanbul arası da... ...yoğun bir şekilde devam ediyor... ...bunlar bize nasip oldu... ...niye... Kardeşlerim biz dertliyiz dertli. Biz bu millete aşığız aşık. Aşkı olmayanın, derdi olmayanın iş üretmesi mümkün değildir. Aşkın olacak, derdin olacak, dertli olacaksın ki iş üretesin. Onun için hep söylüyorum ya, Ferhat'la Şirin meselesi. Biz Ferhat'ız, siz Şirin'siniz. Onun için dağları dele dele geliyoruz. İşte Bolu Dağı'nda hatırlayın. Bolu Dağı'nda güya dağı deldi bizden öncekiler. denemediler, kaldılar ve dediler ki burayı ne yapalım? Acaba doğalgaz deposu mu yapsak? Acaba patates deposu mu yapsak? Ne yapsak dediler. Yürüyemediler. Biz geldik. Burası niçin yapılacaktı? Yol. Biz yaparız dedik. Ve biz yaptık. Ve yolu açtık. İşi bitirdik. O kadar. Niye? E, azmin elinden, inancın elinden hiçbir şey evvelallah tutarmaz.